Öldürülen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP'li Semih Yalçın'ın suikastla ilgili isim vermeden yaptığı paylaşıma adeta ateş püskürdü. Twitter hesabından bir açıklama yapan Ayşe Ateş, Yalçın için, bir siyasetçi, ifadesini kullanarak, şehit eşim Sinan Ateş'in tertemiz adını ağzına almadığı için memnun olduğum bir siyasetçi, dün yaptığı açıklama ile sabrımızın sınırlarını zorlamaktadır, dedi. Ateş'in açıklaması şöyle. Sinan Ateş'in ülke Ocakları Genel Başkanlığı görevinden ayrılmasından öldürüldüğü güne kadar yaşananlardan Yalçın'ın kendisini temize çıkarması gerektiğini iddia eden Acılı eş, yaşadığımız tüm acılara rağmen soruşturmanın sağlıklı yürümesi adına biz konuşmazken hangi ihtiyaca binaen masum çocuklar üzerinden duygu sömürüsü yapmaya çalışmaktadır?" sorusunu yöneltti. Bütün çocuklar elbette ki masumdur ancak bu beyefendi iki yetim evladın hayatları boyunca yaşayacakları travmayı görmezden gelip suçsuz oldukları sabit görüldüğü takdirde serbest kalacak olan isimlerin çocuklarını mı düşünmektedir, diyen Ayşe Ateş, şöyle devam etti. En azından biz bunu inandırıcı bulmadık. Acıları deşmek istemem ancak bu beyefendi madem ki bizim acımız üzerinden siyaset yapmak, bir yerlere mesaj vermek hadsizliğini gösterdi birkaç cümle etmek mecburiyeti hasıl oldu. Bu beyefendinin oğlu, Allah rahmet eylesin, vefat ettiğinde beyefendinin koluna giren ve kendisini yalnız bırakmayan benim eşimdi. Beyefendi, rahmetli oğlunun muhterem eşine merhumun yetim bıraktığı evladının yaşadıklarını sorsa idi hakkını araması gereken çocukların hangisi olduğunu daha iyi kavrayacaktı, dedi. Maksadının Yalçın'ın talihsiz olarak nitelendirdiği açıklamalara cevap vermek olmadığını ifade eden yaralı eş, ülkücü şehit Sinan Ateş'in evlatlar bu siyasetçinin iğreti bir şekilde kullandığı gibi mazlum değildir, aksine mağrurdur. Çünkü benim evlatlarım, hayatı boyunca tertemiz yaşamış ve evlatlarına şerefli bir miras bırakarak şehit düşmüş bir babanın çocuklarıdır, satırlarına yer verdi. Parti içi meselelerinin kendilerini ilgilendirmediğini söyleyen Ateş, şehidimiz ile adalet arasında kim girmeye çalışıyor, bu vicdanları yaralayan suikastı kim aydınlatmaya çalışıyor biz ona bakıyoruz. Gerisi bizim için lafı güzaf, kör değiliz, sağır değiliz, dilsiz değiliz. Duam ve beklentim odur ki şehidimizin kırkı çıkmadan gerçekler ortaya çıksın. Tüm gerçekler belgeleriyle ortaya çıktığında bugünlerde yapılan bu ve benzeri açıklamaların mahiyeti daha iyi anlaşılacaktır, dedi.